Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan 2. Abdülhamit Han, hassas, takva ölçüleri üzere yaşayan tarihi bir şahsiyetti. O, acil bir iş zuhur edince, gecenin hangi vakti olursa olsun uyandırılmasını ister, ertesi güne bırakılmasına rıza göstermezdi. Bu hususta Mabey'in başkatibi Esat Bey, hatıratında şöyle demektedir. Bir gece yarısı çok mühim bir haberin imzası için sultanın kapısını çaldım. Fakat açılmadı. Bir müddet bekledikten sonra tekrar çaldım. Yine açılmadı. Acaba sultana emri hak mı vaki oldu diye endişelendim. Biraz sonra tekrar çaldım. Bu sefer kapı açıldı ve sultan elinde bir havlu ile kapıda göründü. Yüzünü kuruluyordu. Tebessüm etti. Evladım, bu vakitte çok mühim bir iş için geldiğinizi anladım. Kapıya daha ilk vuruşunuzda uyanmıştım. Ancak abdest aldığım için geciktim. Zira ben bu kadar zamandır milletimin hiçbir evrakına abdestsiz imza atmadım. Getir imzalayayım dedi ve besmele çekerek evrakı imzaladı. Abdülhamit Han'ın zevcesi, onun bu hassasiyetiyle alakalı şöyle bir nakilde bulunmuştur. Abdülhamit Han yatağının başında daima temiz bir tuğla bulundururdu. Yataktan kalktığında Çeşme mahaline gidene kadar abdestsiz yere basmamak için tuğlayla teyemmüm ederdi. Bir keresinde bunun sebebini sorduğumda, bunca Müslümanların halifesi olarak biz sünnet ölçülerine dikkat etmezsek ümmeti Muhammed bundan zarar görür diye karşılık verdi. Takva hayatı onu siyasette bir deha haline getirdi. En zor ve tehlikeli yıllardaki idaresiyle ismini dünya tarihine tescil ettirdi. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Bir başka videoda buluşmak üzere, Allah'a emanet olunuz.